Sen neden buradasın? Bir sorun mu oldu, bir şey mi var? Yok. Tamam, o zaman bahçede olmama gerek yok ki. Ben bütün konuklarla ilgilenemem. Ama bahçede böyle anlaşmadık mı seninle? Sen insan ilişkilerini yöneteceksin, ben de tadilat gibi ağır işlerle uğraşacağım. Sen gerçekten mizantropsun. Yani... İnsan sevmez. Kitap okuyan tek kişi sen değilsin. Şu oteli bir an önce açalım da bitsin, bitsin artık. Aynen. Benim de tek istediğim bu. İyi. En azından bir konuda anlaşabildik. Şu ihtiyacımız olan parayı kazanalım. Sen şehrine dönersin. Ben de fabrikama. Herkes kendi yoluna. Aynen öyle. Aynen. Ben seni kızdıracak bir şey mi yaptım? Yok. Hazira. Babam Hazira. Belediye başkanı. Maşallah, İstanbul'daki bütün zengin çocukları toplamışsın buraya. Eğer otelde böyle olacaksa da Uygun Bey'e rapor etmem lazım. Poyraz sana iyilikten başka ne yaptı? Ha? Babanın vefatında bile onlar yardım etmiş size. Şimdiki işini bile... Bakıyorum, görmeyeli Poyraz'ın huyu suyu değişmiş. Eskiden yaptığı iyilikleri böyle ulu orta anlatmazdı. O anlatmadı, ben öğrendim. Sana hiçbir şey açıklamak zorunda değilim, tamam mı? Çünkü nankörsün. Bu kadar basit. Sen de iyilik timsalisin değil mi Hazira? Saniyenizi ben bir alabilir miyim? Ne tartışıyordunuz? Tartışmıyoruz. Onu da nereden çıkardın? Görüşürüz Hazira. Yüzün düşmüş. Heh, Hazira nerelerdesin ya? Ben de seni arıyordum. Ne haber Fikret? Sonbahar'a benim de düğün var ya, geçen gün eve bakarken sizinkini gördüm. Ama şimdi öyle iş, yatırım falan öyle şeyler konuşmuyoruz bugün yani. Sizinki derken? Sizin ev işte ya, annenin oturduğu. Geçen yıl Bilge'yi bırakırken görmüştüm. Muhit güzel, etraf güzel, içeriği pek bilmiyorum ama konuşalım bu konuyu bir ara, ciddiyim. Evi satılığa mı çıkardın? Evet çıkardım. Söyledim sana. Başka çarem yok. Sana borcunu ödeyeceğim dedim. Bana biraz zaman ver dedim. Sen neden benim söylediklerimi umursamıyorsun? Sana inanmıyorum. Yani gerçekten iki rapor yazıp sen bu borcu ödeyebileceğini mi zannediyorsun? Sana inancım yok Haziran. Ben senin inancını sarsacak kadar ne yaptım anne? Ha? Ne yaptım? Doğru. Sen hiçbir zaman bana inanacak kadar kale almadın değil mi beni? Peki ya ben? Ben senin egon yüzünden havalara savurduğum parayı ödemek için bir çare bulmaya çalışıyorum. Egon yüzünden mi? Evet öyle. Zeynep Sedefli moda dünyasına geri dönüyor. Zeynep Sedefli podyumda fırtına gibi esti desinler diye hırslandın, hırslandın. Söyle, söyle çöktüm. Çöktün de. Ev satmana izin vermiyorum. İcra falan gelmeyecek. Ben halledeceğim.
Geliyorum. İyi misin? Günlerini o evde geçirdi. Ondan bize kalan tek şey o. Ya benim odamın duvarında bile hala babamın çizdiği deniz yıldızı resmi var. O evi nasıl satabilir ya? Nasıl satabilir? Benim aklım almıyor. O evi nasıl satabilir? Annem bankaya borcu var. Ben ödeyeceğim dedim. Paraya çok ihtiyacım var. Ailevi bir mesele demiştin. Bu muydu? İkimiz de aynı durumdayız aslında. Sen de evini kurtarmaya çalışıyorsun, ben de. Ama bak bana. Ben senin gibi ağlamıyorum. Korkma. Sen yalnız değilsin. Ben hep senin yanında olacağım. Fırtınadan beraber çıkacağız. Sen yanımdayken korkmuyorum. Gözümü kapatıyorum. Açıyorum.